Merhabalar, ismim Şeref Deniz Etiller. İMMİB Genel Sekreterliğinde Üye İlişkileri ve Uygulama Şube Müdürü olarak çalışmaktayım. Bugün size hususi damgalı pasaportla ilgili bilgi vermek için buradayım. İlk olarak hususi damgalı pasaportun nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. 23 Mart 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararıyla ihracatçılarımız hususi damgalı pasaport almaya hak kazandılar. Firmalarımızın son 3 yıllık ortalama ihracatlarının 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olması durumunda bir adet yeşil pasaport alma hakkı vardır. 10 milyon ve 25 milyon dolar ihracatı olan firmalarımızın 2 adet pasaport alma hakkı vardır. 25 milyon dolar ve 50 milyon dolar ortalaması olan firmalarımızın 3 adet pasaport alma hakkı vardır. 50 milyon ve 100 milyon dolar arasında ortalama ihracatı olan firmalarımızın 4 pasaport alma hakkı vardır. 100 milyon dolar üzerinde ortalama ihracat olan firmalarımızın da 5 pasaport alma hakkı vardır. Firmalar belirlenirken İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı firmaların resmi dış ticaret istatistiklerine göre işlemleri yapmaktadır ve ihracatçı birliklerinin bu sistemi kontrol etme yetkisi vardır. Firmaların yetkilileri pasaport alma hakkına sahiptir. Bu yetkililer firmanın ortağı, firmanın çalışanı ya da firmanın sahibidir. Buradaki özel bir durumumuz şudur ki firmaların bazen ortakları tüzel kişiler olabilmektedir. Tüzel kişiler de firmanın ortağıysa eğer, o zaman o tüzel kişiliğin de ortağı, sahibi ya da çalışanı da pasaport almaya hak kazanmaktadır. Müracaat usulüne geldiğimizde firmalar ihracatçı birliklerine müracaat etmektedirler. Burada ihracatçı birliklerinin yönetim kurulu başkanları talep formlarını onaylanmakta ve sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın ilgili bölge müdürlüğüne pasaport hakkı iletilmekte ve ondan sonrasında da firmaya pasaport talep formu verilmekte ve bununla nüfus müdürlüğüne giderek hususi damgalı pasaport başvurusunu yapmaktadır. Burada çok karşılaştığımız hatalardan bir tanesi müracaat usulü kısmında 8. maddede firmanın temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişileri tarafından imzalanmış talep formu denmektedir. Firmalarımız son dönemde karşılaştığımız bir sorundur bu. Firmalarımız artık imza sirkülerlerinde ilzam maddesinin geçmediğini belirtmekte. Bu sebeple sadece temsille genel sekreterliğimize başvurmaktadır. Bu başvurularda ne yazık ki Ticaret Bakanlığı'nın talimatı gereği genel sekreterliğimiz firmanın yönetim organından hazırlanmış bir karar talep etmekte ve temsil ve ilzam yetkisinin o karar defterinde işlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Son bir husus yine genel hususi damgalı pasaport kararı ile ilgili iade ve iptal durumunda yapılması gereken işlemlerle ilgili. Firmanın ya da firma yetkilisinin hususi damgalı pasaport alma yetkisini kaybetmesi durumunda bunun 15 gün içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, Ticaret Bakanlığı'nın bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim yapılmadığı takdirde firmanın ve firma yetkilisinin ona 10 yıl hususi damgalı pasaport alamama cezasıyla karşı karşıya kalma durumu vardır. Hususi damgalı pasaport başvurusu yapabilmeniz için internet sitemizde üyeler.immib.org.tr adresine girerek ilk olarak hususi damgalı pasaport almaya hakkınız olup olmadığını öğrenmeniz gerekmekte. Daha sonra hakkınız var ise online ön başvuru ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Online ön başvuru 13 genel sekreterlik arasında sadece İMMİB Genel Sekreterliği'nde var olup burada firmalarımızın hem zaman kaybından hem de birliğe, genel sekreterliğe gelip gitme durumlarının engellenmesi için yapılmıştır. Online ön başvuru yapan firmalarımıza 2-3 gün içinde cevap verilmekte ve firmanın eksikleri bildirilmektedir. Ya da firma doğru şekilde bir başvuru yaptıysa genel sekreterliğe başvuru yapması talep edilmektedir. Pasaport başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktaları belirtmek isterim. İlki,
firmalarımızın pasaport talep formunu doldururken kendilerinin doldurması gereken alanları sadece doldurması gerekmekte olup bölge müdürlüğü tarafından doldurulması gereken alanların boş bırakılması gerekmektedir. Bölge müdürlüğü tarafından doldurulması gereken alanlar pasaport talep formu üstünde gösterilmekte olup düzenlenme tarihi ve firmanın pasaport hakkı kısmı firma tarafından boş bırakılmak zorundadır. Pasaport talep formunun tek yaprakta ön ve arka sayfasının çıkması gerekmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi temsil ve ilzam konusunda eğer imza sirküsünde temsil ifadesi tek başına geçiyorsa ilzam ifadesinin yer aldığı firmanın yönetim organından alınmış bir kararın örneğinin de genel sekreterliğimize imza sirküsüyle beraber iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca anonim şirketlerde karşılaştığımız bir sorun da firmanın ortaklık yapısının Ticaret Sicil Gazetesi'nde gösterilememesi durumudur. Böyle bir durumda anonim şirket tarafından Ticaret Sicil Gazetesi'nde firmanın ortaklık yapısı gösterilemiyorsa firmanın pay defterinin ilk sayfasının fotokopisi, ilgili kişi pay sayfasının noter onaylı örneği ve ilgili kişiye en son pay devri yapılan yönetim kurulu kararının noter onaylı örneğinin genel sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda genel sekreterliğimize sorulan önemli sorulardan biri de ihraç kayıtlı satışların yeşil pasaport hususi damgalı pasaport kapsamında sayılıp sayılmayacağıdır. Bu durumda şöyle bir ayrıntı vardır. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bir ünvan olan dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla eğer ihracat yapıyorsa, ihraç kayıtlı satış onlara yapılıyorsa o zaman bu ihraç kayıtlı satışlar hususi damgalı pasaport alımında kullanılabilmektedir. Fakat bu ünvana sahip olmayan firmalara yapılan ihraç kayıtlı satışlar yeşil pasaport kapsamında değerlendirilmemektedir. Hizmet İhracatçıları Birliği üyesi olan firmalarımızın da yeşil pasaporttan yararlanma hakları vardır. Fakat hizmet ihracatçılarının yapmış oldukları hizmet ihracat tutarları resmi ihracat istatistiklerinde yer almadığı için firmaların yeşil pasaport hakkı bulunmadığı gözükmektedir yapılan incelemelerde. Firmalar yine internet sitemizde yer alan yeşil pasaport başvuru formu kısmında hizmet ihracatçılarına yeşil pasaport linkine tıklayarak başvurularını nasıl yapılacağını oradan görebilirler. Yapılması gereken işlem bir yeminli mali müşavir raporu hazırlanmasıdır. Yeminli mali müşavir raporunun örneği yine internet sitemizde yer almakta olup yeminli mali müşavir raporunun düzenlenirken orada belirtilen tüm soruların net biçimde cevaplanması gerekmektedir. Yeminli mali müşavir raporu ekinde yer alan bir Excel tablosu olan fatura listesinin ihracatçının cari yıldan önceki son 3 yıl tüm faturalarının işlenmesi gereken bir listedir. Bu listede firmanın müşterinin adresi, müşterinin adı, fatura tarihi numarası, firmanın YMİ defterine kayıt tarihi numarası, faturanın tutarı, fatura tutarının dolar karşılığı gibi kısımlar yer almaktadır. Bunların hepsinin doldurulması gerekmektedir. Hizmet ihracatçıları başvurusunun tamamlanmasından sonra genel sekreterliğimiz bu başvuruları Ticaret Bakanlığı'na iletmekte. Ticaret Bakanlığı uygun bulduğu başvuruların pasaport haklarını genel sekreterimize bildirmekte ve firmalarımız daha sonrasında mal ihracatçısı firmalarımız gibi pasaport talep formu ve diğer eklerle birlikte genel sekreterliğimize başvurarak pasaport haklarını talep etmeleri gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeşil pasaportla ilgili ayrıntılı bilgi almak için 454-0000 santral telefonumuzdan 8 olarak tuşlama yaparsanız yeşil pasaportla ilgili arkadaşlarla görüşme sağlayabilir ve daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.